takılırsa oyun. Standart pausumuz geldi. Bu oyuna başlamadan bir soluklanalım pause. Özellikle belirtelim, Dark Passage'in Mamak oynayamadığından dolayı 6. oyuncuları, yedek oyuncuları Ionset yardımcı oluyor takımına. Ve Lyle'da da Altıncı onu oyuncu. görüyoruz. Bak Lyle'ın itemlerini aç şimdi, Janko. Açtım. Şu shoulder'ına bak. Yani şeyine, omuzluğuna. Ha, kendi şey Gördün mü? yapmış. Kendi Kendi item'ı. itemi. Oyun 1 saat 4 Merlin dakika sürdü. Dragons takımı. Vay be. 2014 1 Şubat diyor. Bende de Klas'ın Balkan turnuvasındaki şeyi var Canberk. Kolluğu var, Invoker kolluğu. Godlike'a eriştiği zaman. Kanka. Öyle ince şeyler bulunuyor. Herkes saklıyor. O Bir süre sonra vermemeyi düşündüm Canberk'e, kimseye. yemek ne? Kendi Yiyelim itemlerini. ya. Çok basit. Değil mi? Saklıyorum. İstedikleri kadar istesinler, vermemeye karar verdim yani. Bazısı da pek umurunda değil, istemiyor. O da garip. Evet. Benim öyle bir item'im olsa ben isterdim ya. Beni hatırlıyor Güzel musun? bir... Turnuvada Ha? oynarken double kill'den Olay düşmüştü. bizden Item'i aradım aradım bulamadım. O nerede kim bilir? O adam Dota'yı kaç kere bıraktı sen düşün. Aha, bir Neyse satılığa gidek ya. çıkarmadı o item'ı. Bir ay boyunca Community Market'te Birinin aramıştım o altına item'ı. artık böyle itemler de düşmüyor. Lost your battle. O da değişik. Bir Yalnız manevi Revo'yu hediyem olacak. yakalayabilirler. Evet. Şimdi Snowball'a Firefly yağdı 3 var. kişiyi. Firefly var ya. Boşa gitti. Güzel, teoride güzel, pratikte olmadı. Revo'yu bulmaları kötü oldu. The battle begins. Pusingez mi orada AFK kaldı, bir şeylerle uğraşıyor herhalde. Evet. Yok evet dedim çünkü Steam mesajı şeydi, bende de online'a geçmişti, Shift Tab'da gördüm. Dediğin %100 doğru yani. Mid'de şimdi Akame ile Queen of Pain karşılaşması olacak. Bakalım o güçlü Dead Prophet'i izleyebilecek miyiz şimdi? 6.87'deyken evet. Evet. Eskisi gibi. Bu arada aynı anda geldi Divot'lar. Morphling'in seti de bir güzelmiş ha. Bayağı savaşçı Morphling galiba bu. Evet. Ne dersin? Zırhlı bir su adam. Kasarsam katliam olur seti bu galiba ya. Öyle görüyorum. Şimdi bu agresifliğine ne kadar farm alabilecek Pusingez mi? Bu çok önemli. Üst karşısında da bir de Tusk var. Witch Doctor var. Bakalım neler Queen olacak. of Pain'in Biraz yapacağı riskli. rotasyonlara bağlı birazcık Canberk. Çünkü Weaver her türlü farmını alacak gibi hissediyorum ben. Şimdiden 3 Last Hit 1 Deny var. Level almadan Batrider onu çok darlayabileceğini sanmıyorum. Bakalım. Dark Passage biraz lane'lerde sıkıntı yaşayabilir mid haricinde. Mid'de de 4 Deny'i var Dead Prophet'in. O da gözden kaçmasın. Bu arada Morphling üste çıktı. Weaver da içiyle Mantıklı birlikte onu olanı yaptılar. gıdıklamaya başladı. Az önceki Lane gibi değişti. lane dodge gelir mi diye beklediler bence ya. Ha. Bugün genellikle öyle şeyler gördük Spekinma, ne dersin? Evet, lane'ler karışıktı. Oyun hizmetleri maçında da öyle. Özellikle Massive Makers'ın lane tercihleri bayağı güzeldi. Akame'nin şimdi canı düşüyor.
Love orada Potion Touch'ı da attı. Shadow Strike, pardon. Ha, Pink var galiba yine. Yok, bu başka bir sıkıntı. Pink bende yok. Olabilir o zaman. Bu şey, kapı. Evet, yarınki maçlar hakkında ne düşünüyorsun Canko? Zon HVA karşılaşması. Zar zor demeyelim de zorlanarak playofflara kalan bir zon. HVA karşısında turnuvanın favorisinin karşısına çıkacak. Kolay bir oyun mu olur? Bugün bence hiçbir maçın kolaya alınmaması gerektiğini gördük ya. Görüyoruz da hani tabii dönüm noktaları oluyor, farklı şeyler, mini hatalar büyük şeylere yol açıyor ama yukarıya rotasyon hani geldi. Evet, bu sefer tekrar karşılarına geldiler. Şimdi Snowball onu da aldı. Dönmeye başladı. Sıkıştı. Sıkıştı Ionsate. Sıkıştı. Stun'ı da harcadı. Bekliyor orada. Hex geldi ama right click gelecek orada Tusk'tan. Rotasyon geldiği gibi kill'i aldılar. Evet, başarılı olmuş oldu. Juggernaut da Last Hit'lerde Morphling'le eşit giderken yine Morphling'i darlayacak bu lane'de. Tusk'ın avantajı öyledeki. Revo kovalanıyor yani şimdi. Revo yakalandı, ölecek, ölecek orada. Miss vurursa vurdu. Miss vurdu. Evet. Değişik, değişik ama yalnız o kızdı. Kızdı, bayağı kızdı. Aa, güzel denedi ama. Çok değişik bir yere girdi yalnız. Orada göremedi gibi oldu. O skin'de bir right click attı ama. İlginç şeyler oluyor canım bak. Evet. Crew yine iyi başladı denilebilir. Bir önceki maçta da öyle de gayet iyi başlamışlardı. Bakalım devamını getirebilecekler mi? Canberk, Queen of Pain ile Dead Prophet karşılaşmasına bakarsan hani Last Hit'ler böyle 18'e 13 çok bir şey değil gibi ya. Kafa kafaya geçiyor. Bu arada Life Orb'in yukarı çıkıyor. Fark edildi. Sinyal geldi orada Akame'den. Life Orb'in de sanki sinyali hissetti ve geri dönmeye başladı. Ama şimdi tekrar geri dönüyor. Bir yakınlaşma var artık. Hex kullanıldı orada. Tusk. Evet, kesti, sekiyor. Kes orada. Pozin gezmeye. Dagger geldi. Scrum of Pain geliyor. Juggernaut'u da kesmeyi başardılar. Sinyal gelmesine rağmen o da bence pahalıya patladı. Skor 2-2'ye geldi. Kesinlikle öyle. Bir de Strange çevirimi yaptı Pozin gezme. Ölmeyeceği biraz aşikardı. 4 kişilik bir kadroya karşı 2 kişi tutunamadılar. Mid'de de durumlar eşit. Bastet Deny'da. Revo'yu sürekli darlıyor lane'e gittiğinde. Weaver, Batrider'ı. Bakalım Morphling üzerine Ring of Health'ini de aldı. Link and First Item mı diyorsun? Peki aynen bak. Öyle. Midas'ın Morphling'ler görüyorduk. Acaba öyle bir şey dener mi dedim de. Yok, olmadı. Pek rahat Last Hit aldırmadılar ya. Free Farm'da olsa belki denerdi ama şu an için pek iyi bir tercih olmaz mı? Aklıma Yakar Geçelim şarkısı geliyor Batrider'ı görünce de. Bakalım yakabilecek mi bu oyun? Kortik Batrider'ına da veda ettik. Onlar da Kortik denince. Kortik Reis, özlüyoruz seni de Batrider'ına. En turnuvanın... Bir turnuva boyunca Batrider oynadı. Şimdi yukarıda üstte Snowball, Ice Shard da geliyor, Kes geldi. Stun geliyor orada, Pozin gezmeyi kill aldı. Birebir support değişimi. Orada wave formunda damage'ini yedirtti. Her türlü Morphling'e yaramış oldu, experience'ı kendi başına aldı. Onu da belirtelim. Hı. Zaten hero level'larda da üstte gözüküyorlar. Juggernaut'ta da pek bir sıkıntı yok gibi gerçi.
Stack yok ama ya görünürde. Evet, kendisi o offlane camp'i falan stackliyor arada. Orayı kesiyor. Lane'e yaklaşınca da harass yiyor. Weaver rahat durmuyor. O Weaver'ın farm alması biraz daha böyle sürerse carry rolünü üstlenebilir. Juggernaut'ın eline alabilir. Lifeforwind'de de Arcane Rune'u var. Onu kullanmak istiyorlardı. Smough bozdurdu Ionset. Ama bu da hani görüyorlar zaten Arcane Rune olduğunu. Akame'de dikkatli oynuyor bu yüzden. Kule arkasına atılan bir siken var şimdi daire ekibinde. Siken geldi. Temiz diye gidiyorlar. Bu çok güzel kullanıldı bak daire ekibinde. Evet. Baktılar Sedat'a yani Lifeforwind'e gelebilecek gank için orada duran biri var mı diye siken attılar. Temiz geri döndüler. Komple lane'lere dağıldılar. Aynen öyle. Bu siken kullanmaya alışıldıkça daha yeni taktikler, daha akıl oyunları da göreceğiz. Pozisyon gezmeye bir yaklaşma var. Kapatamadı. Morphling'in de vuruşunu hiçbir zaman anlayamıyorum canım ben. Şu top top vuruyor ya. Değil mi? Böyle kar böyle topu atar yüksek, gibi. Çok yüksek vuruyor. Su topu atıyor aynen dediğin gibi. Bazen çok yüksek vuracak sanıyorsun. Bazen gıdıklıyor. Hiç belli olmuyor. Wave of Terror diyecektim pardon. Waveform'la birlikte yani burst damage üretebiliyor bir an. Ethereal Blade'i olmasa bile. Evet, onu da evet belirtelim. Biliyorsun kayarken ota atak açıksa hani o da şey yapıyor vuruyor. Şimdi Snowball geliyor, kes sekecek, kes yanlış tarafa sektin, bu Ion Sate'e yarayabilir derken şimdi sıkıştı. Pozingezmi'yi yakaladı, Healing Ward dikildi oraya. Pozingezmi'ye Spawn da geliyor Waveform'la birlikte. Ve Scream of Pain, Lifeforwind Dagger geldi, ultisine de manası var. Replicate çıkardı Ion pardon özür dilerim, Pozingezmi'ye. Davuncan'ı çok düşük. Şimdi bir Siphon daha geliyor. Evet, ilk skill'i cooldown'da olduğu için. Biz de gidecek hızlıca o da galiba. Aşağıda bir yakınlaşma olmuştu o esnada yukarıdaki fight olurken. Ya Kosugi'nin experience almasını istiyorlar birazcık. Hızlı altı yok, olsun Batrider, ki. Batrider da vardı da manası yoktu Lasso'ya. Lasso olsa kesebileceklerdi. Şimdi o da stack alacak. Pekinba direkt dagger rushlıyor. Bak şu an Dark Passage'ın yapmak istediğini anlayabiliyorsun. Ne hissediyorsun Canko dersen söyleyeyim. Kosugi'nin altı olacak. Yaptığı stacklerle birlikte dagger almayı planlayan bir Batrider, Smoke Gang'le birlikte track gold alacaklar üstte. Gang atarak bunu düşünüyorlar. Ki Morphling'in level da gayet iyi. 7 level oldu o Waveform full level. Lifeforwind 8 level. Sonic Wave artı 4 level Scream of Pain var. Buna karşılık peki Radiant ne yapmak istiyor? Ve yapmak istediğini de yapıyor aslında söyleyecektim. Akame ile birlikte kule push'u yapmaları lazım ki Morphling'in farm alanını kısıtlamaları gerekiyor kendilerine. Ama kuleyi bırakacak gibi durmuyor. Bu arada Morphling sanki şeye gidiyor Canberk dediğim build'e gidiyor. Midas build'ine. Bu arada evet. Kosugin şimdi kitabı aldı. 10. dakika geldi yanda artık bunu kafaya yerleştirmek lazım. Bir de Wishtaktır aldı. 10. Hani dakika 3'te kitap basıyoruz, kurye uçuruyoruz ya mesela Pekin Map. Bu da onun gibi bir şey. Evet. Yani Lifeforwind'in farmı çok çok iyi. 1-0-2 oynuyor, 5 kill'in 3'ünde bulundu kendisi. Evet söylüyorum orada. 54 de last hit'i var. Akame buna karşılık 46 last hit, 1-0-0 oynuyor. Bracer almış, bu Bracer'a drama çevirecek mi bakalım? Sen nerf geldi demiştin. Onu merak ediyorum. Bu arada Kosugi'nin herkesi tracklemeye başladı. Alt gelir. Scream of Pain geldi. Orada Dodge gelir diye bekledi. Lifeforwind Sonic Wave'i atamıyor. Kes sekti. Son kez kafasına gelince atamadı. Ion Sate'in ultisi var şimdi. Kullanabilir. Manası kalmadı. Manası kalmadı ama kill almayı başardılar. Akame'ye döndü. Kosugi'nin Arcane bot yaklaşıyor. Ion Sate oradan mana da çekmeye çalıştı. Ion Sate'in böyle... item build'i işte benim aradığım kan. Bakar mi mısın? Ya 310'la gidiyor ama hayatta mutlu yani. Bak direkt ya. Magic stick aldı. Teleport aldı hani bot yerine.
Morphling'e posin gezmeye böyle yani kill vermeye devam ederlerse o da Canberk bu arada hatasız oynuyor. Midas'ı da yapmadı. Posin PT yaptı. Bir küsür kan parası oldu. Gitti PT'yi aldı. Şimdi ne yapacak? Bingo Fakir'le çekecek mi acaba? Merak ediyorum. Şu an İlmiz Rune'u Nisa almayı tercih etti. Life Orb'inde aşağıda Bounty Rune'u aldı. Life Orb'inden de bir Orkid izleyeceğiz. Bir Observer Ward dikildi. Ion Sate'in attığı Ward'u fark ettiler. Midlap şimdi başlayacak. Büyük ödü. Hata Revo. Kes geldi, kes 8. Witch Doctor Ward'unu açtı. Pozin gezmeyi. Kurtarmaları lazım. Pozin gezmeyi. Orada büyük hata. Replicate'i de vardı. Gördüğüm kadarıyla Life Orb'inden güzel Sonic Wave üstüne Estai zorluyor. Timelapse'i kullandı. Lasso da geldi. Çok iyi yerde yakaladılar. Mükemmel hareketler. Her iki takımdan da güzel hareketler izledik. Posin gezmeyi kaybetmiş olsalar da takımca buradan çok büyük avantajla ayrıldılar. 1500 gol toplamda 1900 experience'da avantajlı çıkmış oldular. Bu arada benim kutlamak istediğim asıl bir tane küçük adam var orada, görebiliyor musun? Kosigin adında bir de Reddit ekibinden kutlamam gereken bir kişi var. Gerçekten Witch Doctor kestleri yerinde ve güzel atıyor canlar. Belki çoğu kişi fark etmiyor kombat arasında ama ilk attığı kesk o kadar güzel bir yere sekiyor ki, hani tamam belki Crap Wave olsa bu elinde olmayan bir şey ama attığı yerde hep hero'ların gelebileceği ve hero'ların olduğu noktalar, ona göre sektiriyorlar, bunu da belirteyim. Kosugi'nin de orada az canlı da olsa gidip geldi ve Trek'le birlikte takıma yarar sağladı. O yararı da buydu, belirtmek istedim. Şimdi Revo zıplayıp direkt orada Lasso'yu atamadı. Atma mı dediler yoksa range'den mi çıkıştan çıktı? İstediği gibi hareket edemedi. Ama Life Orb'in girip güzel bir Sonic Wave atışı olayların hepsinin kapanmasına neden oldu. Ve 11 level oldu, artık 2 level Sonic Wave olacak. Kosugin bekliyor orada Akame ve yalnız orada Dust'a patladı. İyi dediğim adam öldü direkt ya. Elini ayağını mahvettin Kosugi'nin. Şimdi Revo yandan yaklaşıyor. Direkt gelebilir. Orada Lasso geldi. Scream of Pain Waveform'la birlikte derken Firefly'dan Batrider'a kaldı. Evet, iki takım da artık fight yapabilecek potansiyelde. Radiant'ın biraz daha çekinmesi lazım. Item ihtiyacı biraz daha fazla. Özellikle Weaver'ın üzerinde sadece quarter staff ve akuyla PT var. Sen kaçırdın. Ya orada Soner yürüyor, hero yavaş ya. Morphling 330 da gidiyor PT varken. Sedat da haste run'unu açtı, geçmeye çalışıyor, resmen kastı, blokladı önünü. En az 5 saniye boyunca yolda geldi yanlış yere. Morphling şimdi dahil oldu. Sonic Wave geliyor orada, 2 level. Kill almayı başardılar. Döndüler Tusk'a. Elon Dars kaçmaya çalışacak. Elon Hunter özür dilerim. Kaçmaya çalışıyor ama başarılı değil. Estyle. Bir track daha geldi. Şimdi Ice Shard. Pozing ezmi. Herkes böcekleri üstündeki keneleri atmaya çalışıyor. Herkese tuttu ne spor. Ne böcekmiş ya. Oyunda böcek dolu resmen. Juggernaut o lane, Canberk, agresif lane ki, evresinden sonra biraz pasif kaldı. Sana bir şey söyleyeceğim. Neyse ki çoğu Weaver fullemiyor diyecektim de. Estelle Gemini data... Offlane olduğu için mecburen fullledi. Juggernaut'a yardım olsun diye. Gemini data hani bir level'da bıraktı. Swarm'u hem physical vuruşu hem armor kırmasından dolayı fullemeyi tercih etti. Ama bakalım nasıl olacak. Kosugin'den de bir divort geldi. Kendi öldüğü yerde Sentry'nin olduğunu fark etmişti. Yalnız Elon Hunter bu sefer yine yakalandı. Punch'ı yedi. Kosugin bir tarafta divort attı, bir tarafta CD olmadı. Bu arada aşağıda tam Rune'un orada atılmış bir Sentry var Kosugin'in attı. Ona karşılık da bir tane Observer var, Ward var. Sentry ile Observer'ın range'ine bakarsan Spekin var. Evet. Dibinden geçiyor yani, böyle bir şey olamaz.
Aşağıda şimdi teleportta geliyor. Ozingezmi yakalandı. Style'la geldi. Armorları kırmaya başlayacak. Omni Slash geldi. Ozingezmi'yi de aradan çıkardılar. Ion Set'le birlikte Revo kaçmaya çalışıyor. Life Orbin, Eol geldi orada. Silence da geliyor. Life Orbin. Çok değerli killer bırakıyorlar. The Blink. Yalnız kovalamaya devam edecek. Kovalamaya gibi devam ediyor. Orada Dust patladı. Kusugin. Queen of Pain'i öldürememeleri büyük bir kayıp kendi bu arada atlarını. Bir şey söyleyeceğim. Weaver tahmin ettiğim şeyi yapıyor. Blood Turn yapıyor galiba. Evet, direkt onu çıkabilirsin. Yo, Blood Turn almayıp şey de yapabilir. Ogre Club çekip ama ben Blood Turn yapanları görmüştüm rank oyunda. O yüzden söylüyorum. Direkt Sabri'yi de alabilirler. Şimdi Revo orada yemedi böcekleri. Blood Turn da oyundaki tak 15'i bir anda almak haricinde en pahalı item oldu. Direkt tek seferde. Gerçekten çok da etkili. Weaver'a, Furion'a inanılmaz efekt gösteriyor. Ya bir de Morphling'i aradan direkt çıkarabilirler. Öyle bir şey var Canberk. Echo Sabri'yi alabilir aslında. Weaver'ın hem Gemini atak üstüne bir de o. Bir değişik olur. Linken de geldi Morphling'e şimdi. Onu da belirtelim. Dakika 18'de bir Linken'e. Shotgun gidecek mi? Merak ettiğim konu o. Shotgun giderse Linken almayan Weaver'ı tekleyebilir bile. Neredeyse. Yani şu an Echo Sabri yapabilecek parası var. Heh, yaptı. Ben rahatladım. Şimdi Kosugin, Silence da var, Kest'e geldi. Kosugin'i rahat bırakmıyorlar. Kesinlikle ona oynuyorlar bu oyun. Çok fazla da track gold alamıyorlar bu sebeple. Mekayı daha bitirebilmiş durumda değil. Evet, durumlara baktığımızda Morphling oyunu taşıyacak gibi görünüyor. Ama fightlara girerken de henüz tam olarak kendini koruyamıyor. Düşük agility de yakalanınca hızlı bir şekilde indirebiliyorlar. Dediğim gibi Morphling pickini beklemiyordu ya Kravis Canberk kesin yani. Medusa'yı yani beklediler belki ama Morphling beklenmiyordu. Bir Siken geldi hemen oraya bakalım kim harcamış. Dire ekibi mi yok Radiant harcadı. Radiant. İkisini de silenler şimdi cooldown'a girdi. Weaver nasıl vuracak çok merak ediyorum ya. Gözüm biraz onda benim. Sabri! Değil mi? Aynen. Sürekli atıyor. Yani Gemini'den atıyor, Sabri'den geliyor. Normal right click var. Yukarıda şimdi. Bu arada gene şeye gitti o illüzyona. Hı. Ya bu Morphling'in illüzyonu da hani normal illüzyondan daha da kuvvetli olduğu için bayağı bir bait döndürebiliyorsun Morphling illüzyonuyla. Bu arada Canberk bir şey daha söyleyeceğim. Herhalde doğru hatırlıyorsam ve saymadım ama hafıza olarak söylüyorum. Turnuvada en çok tas pikleyen takım Krivis Sports'tu. Doğru hatırlıyorsam. Geçen haftalarda hesaplamıştım çünkü. Evet, SVQ bayağı fazla oynadı taskı dediğin gibi. Öyle hatırlıyorum baba. Net bir şey olmasın, yanlış olmasın gene. Ama sıkça piklediklerini net söyleyebilirim. Roshan açıkta. İki takım da tam kesebilecek potansiyelde hissetmiyor herhalde kendini. Morphling'e bu farmı vermemeleri lazım. Cidlanda kötü olabilir sonuçları. Aynen öyle. Yani aynı şekilde Queen of Pain de farm alıyor, boş durmuyor. Level olarak da oyundaki en yüksek level'a sahip Love. Love'ın Queen of Pain performansı Zeus'tan kat kat iyi diyebilirim ben kendi düşüncemi belirtmem gerekirse. Sabre'yi niye aldı? Ben şimdi şeyi fark ettim, chatten uyaranlar var. Sabre melee item'ı Weaver'da çalışmıyor ki.
Çok garip. Ha, ben de tuzağa düşmüş oldum. Hemen spekime sattı, tepkileri geldi çünkü. Dedim ne oluyor? Haklısınız yani. Sabri Milya itemi. Şimdi düşündüm de bu parçalanabiliyor mu? Parçalanır. Parçalanabiliyorsa Spekimba BKB artı Orkite gidebilir. Şu anlık hani belki o fazlalıkta. Bak bir de Blade çekmiş. Allah Allah. Hayır, korktuğum şeyler mi olacak böyle? Hayır. Şu an bu build'de chat beni bile de bir kandırdı. Şey diyemez şu an. Hani olabilecek şey ne biliyor musun? En iyi şeyi düşünüyorum bak şu an Spekimba. Yaşa çekti, tamam mı? Blade'i almıştı ben baktığımda. Yaşa var. Oradan çevirip, Oracle'a bu çek çevirip Sengen yaşa. Sengen yaşa yapabilir. Tamam mı? Bu birincisi. Oblivion'la Thor'a gidebilir. Bloodthorn'e gidebilir, özür dilerim. Bloodthorn'e gidebilir. Onun dışında ne yapabilir? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir önceki oyunda Tidehunter'da bazı tercihleri sıkıntı yaratmıştı. Chat'te de konuşulmuştu, onu da evet. Gördüm. Bayağı bir şaşırttı beni. Hani beni de tuzağa düşürmesi ayrı bir garip. Can bak, sadece sen düşmedin yani. Ben de kayboldum. Sabri Reis kaybettim bizi. Canberk peki şey olabilir mi? Param vardı aldım. Param vardı aldım evet. Param vardı aldım. Pozinges mi de Eagle Song'u çekti üzerine buradan Ghost Scepter'la birlikte bir titi shotgun'ı görebiliriz. Ne dersin? Ya belki slow'undan faydalanacaktır. Şimdi öyle demeyelim. Pasivi değil de slow'unu aktif olarak kullanacaktır. Bilemiyoruz şimdi ama o da pasifinden patlıyor değil mi? Bilmiyorum ya. Hiç neyse, kafa yormayalım bu tercihe daha fazla. Spekimba. Spekimba. Zaten özelden beni var ya, bitiriyorlar şu an. Yani onu 2 dakika önce yaptığım yorum özelde şu an bittim yani. Nasıl yağıyor, nasıl? O da mı şey yoksa? Neyse. Batu'nun... Mecha geldi en azından şimdi. Evet, Okter'in de geliyor Akame'ye, onu da söyleyelim. Yani en azından Soul Booster'ı bitirdi büyük bir çoğunluğu. 2K Gold'u kaldı. Sabri Reis'i alan S-Style'e ben çok karışmıyorum. Juggernaut'ta Manta Drum var. Task'a baktığında Buckler var, o buff'ı kullanacak sürekli. Roche'e girdiler, Roche'u da Morphing aldı. Vastity de kalmış durumda ve ılık ılık geliyor. Morphling'in shotgun'ı izleyeceğiz bundan sonra. Hareketli şeyler gözümüz çoğunlukla Morphling'de olsun. Ion Sight Edelance'e gidiyor. O Windlance'ı bırakmadı Spekimba. Evet, ayakkabı almayacak diye bir ara korkmadım değil. Şimdi orada yolda geldi. Illusion'a üstüne shotgun. BKB bastı, Life Orbin girdi, Dagger attı, Elon Hunter'ı zorluyor, geriye de attırdı onu Revo. Revo girdi oraya, deny geldi. S-Style'dan, Sabri Reis de S-Style'dan geldi deny, takım arkadaşı Vishtaktira. Disassemble'da olmuyormuş Shanko. Spekimba. Ben de bilmiyorum o zaman. Diye ben disassemble olur diye düşünüyorum. Chat'ten çok özür diliyorum. Bu item'a dokunmama, Weaver hakkında konuşmama kararı alıyorum arkadaşlar evet, ben. Evet. Spekimba sen de kendi kararını söyleyebilirsin. Aynen yani, yeterince olmuyorsa bilmiyorum çünkü. Weaver'dan dolayı. Bayağı evet. Güzel astılar bizi zaten. Çetin görevi asmak ya. Yani patch geleli bir hafta olmuş olabilir. Bugünün de İlerleyen maçlarında yorgunluktan olabilir böyle şeyler. Ama benim hatam tabii ki de. Önemli olan bilmemek değil, öğrenmemek Spekimba. Her zaman unutma.
Ama bu Sabri Reis'i kasan Weaver kardeşimiz biliyordur kesin ya. Bilmiyorum. Ya bir de şeye alışırız ya Canko. Şimdi genelde profesyonel maçları izliyoruz, izliyoruz. Oyuncuların yaptığı şeyler hep mantıklı olmak zorunda gibi Aha. geliyor. Hani yaptığı şeyi yorumlamaya çalışıyorsun. Yaptığı şeyin direkt yanlış olduğunu hiç düşünmüyorsun. Oradan gelen bir alışkanlık var bizde de. Hani onu öğrenmeye çalışıyorsun. Bunu kastı ama bir mantığı vardır. E çalışmıyor diye düşünmüyorsun hiç. Bakalım Dark Passage biraz daha oyuna efektif yaklaşabiliyor. Dead Prophet'ten hiçbir verim alamadılar bana göre. Level olarak da şu an 15 level Morphling, 15 level Queen of Pain. Queen of Pain'in Janko düştü. Janko o kayboluştan sonra bir daha da gelemez gibi duruyor. Queen of Pain'in BKB'si cooldown'da bir kere kullanmış. 9 saniye düştü biraz önceki fight'ta. Posing Ezmi'nin Morphling'i üzerinde Aegis var, Lincoln var ve Ethereal Blade shotgun'ı mevcut. User entered your channel. Şu anda kimleri tekleyebilir? Weaver'la Juggernaut haricinde Dead Prophet'in de Point Booster'ı varmış. Pardon, Soul Booster'ı varmış. Onun da Health katkısı göz ardı edilemez. Lasso ile kestiler onu zaten. Onu da bayağı darlayabiliyor shotgun'la. Teklemeci olmasa da. Ben geldim. Tamam. Düşmüştüm ama bir daha düşmem umarım ya. Bir yerden böyle bir ses yankılanıyor gibi böyle. Yani oyun içinde bir efekt. Bak bak şey atmış ya. Adaptive Strike. Morphling'in oraya gel. Değişik bir ses çıkıyor. Canberk. Ben Twitch chatine gireyim de şunun bir resmini atayım ya. Morphling bende nasıl görünüyor? Allah Go yazısı geldi. Bu arada Adaptive Strike'dan değil, o Healing Ward'dan geliyormuş bu ses. Şimdi anlayabildim. Neyse, Spek'im var. Sorun yok, hatamızı kabul ettik, her şey yolunda. Doğu mu Samet diyerekten yukarı teleportlar geldi. Weaver madalyon aldı şimdi. Kendisi show maçında. Kosigin'de Mecha Arcane Bot var. Posing Ezmi shotgun'ı söylemiştik. Lincoln'in üzerine getirdi. Revo'da Force Staff Dagger. Üstüne Jhin var. Wish Doctor'a bakıyoruz. Şimdi smoke'landılar da. Ogre Club. Windlands var. Arcane Bot var. Akame demiştik. Nazar değdirdik. Az önce oklarını bitirmeye doğru ilerliyor diye ama Eul'un yanı sıra bir şey yok. Şimdi smoke bozuldu. Shotgun geliyor mu? Linken de patladı. Attı golü vurdu. Posing Ezmi kaçtı. Evet, bu şekilde teklemeceler oyun boyunca devam edecek gibi. Aynen öyle. Özellikle Wish Doctor'ın dikkat etmesi lazım. Üzerinde Ogre Club'ı da almış. Bracer'ı da var ama Canberk, yetmiyor canına. son bir şey söyleyip susacağım. Hazır mısın? Tabii. Oblivion'un %75 mana regen'i, tamam mı? Hadi Atak bakalım. speed'i artı intelligence'ı Ogre'nin de verdiği strange katkısını almak için almıştır. Sabri'yi style onu da geçiyorum öyle diyerekten. Peki Guardian'ı tercih edecek mi Kosigin? En çok merak Eder ettiğim şey eder. şu. Biraz track gold toplayabilse, biraz track gold'da sıkıntı yaşıyorlar. 15 kill olduğu için oyunda Dark Passage adına
27 dakikada. O açıdan Bounty henüz bitiremedi onu. Ama oyunda zaten şu anda tamamen kontrolü ele almış gözüküyor Dark Passage ekibi. Networklere baktığımızda da Juggernaut kötü durumda olmasa bile gene güzel bait Bounty Hunter'ın illüzyonunda. Bunu birçok kez yaptı ama Spekinba. Artık hani bilinçli bir şekilde hareket etmeler lazım. Oy. Morphling dediğim gibi o illüzyonu biraz daha güçlü olduğu için alışkın olduğumuz hani manta veya rune illüzyonlarına nazaran bayağı bir bait konusu oluyor. Replicate'li direkt diyebiliriz aynen. Ya Morphling'de şey yapıyorlardı Canberk, Alchemist illüzyonu çıkarıp onunla birlikte farm aldırıyor. Gold'lar ekstra ekstra geliyordu. O hani küçümsenecek bir şey değil. Bayağı efektif kullanılabiliyor hani bu tip şeylerin yanı sıra. Onları da söyleyeyim dedim. Antimage'e karşı hatırlar mısın? Morphling pikleniyordu, kullanılıyordu ve hani kendi kendine vurdurup manasını bitirtiyorlardı. Bu tip şeyler de var. Onları da es geçmeyelim. Acaba ne zaman göreceğiz ya? Antimage piki, Antimage'e karşı Shadow Demon'lar hatırlar mısın? Gelirdi böyle Phantom Lancer'ın ünlü olduğu zamanlar. O zaman Ebola Lancer denirdi. Tam carry zamanıydı. Phantom Lancer'ın da asıl sevdiğim zamanıydı. Böyle her yeri farmlayabildiğin. Evet. Sonra bir Medusa çıktıydı bir de öyle her yeri farmlayan. Neyse ki onun Rat'ı yine tutuyor da biraz engellediler. Building damage'lerini. Smoke girişimi var Radiant'tan ama o taraftan dönerlerse kimseyi yakalayamayacak gibiler. Bakalım. Smoke bitmeden girecekler gibi. 5 saniyesi kaldı smoke'un. Yakaladılar mı? Evet şimdi High Ground'da yarısına Omnislash geliyor orada. Ion Fate'i aradan çıkardılar. Maledik geldi. Wishdoctor ward'u açtı. Punch da geliyor. BKB bastı. Life Orb'in uzaklaşmaya çalışıyor. Revo lastosu mevcut. Akame'den uzak duruyorlar. Orada Wayfon'la birlikte kaydı. Puzingezmi o da kaçmaya çalışacak ama Silence da geldi. Puzingezmi itemleri almaya başladı. Itemleri almaya başladı. Öldüğünü fark etti. Yalnız Weaver'ı kestiler karşılığında da. Manta'nın neredeyse tüm itemlerini aldı. Bir tek 900 gold eksiği var. Oradan da Manta'yı bitirecek biraz farmla. Y4Win de hızlı bir şekilde Aghanim'i bitirmiş oldu o kombat sonunda. Şimdi Aghanim'i almaya gidiyor. Tas'tan bir kitap okuma daha gerçekleşecek. O da aldı kitabı. Artık bu her 10 dakika başında bir warding yapıyor ama. Kitap almayı unutmayın. Evet. Guardian'a bitirmiş Bounty Hunter. Bu şekilde onu yapacak mı dedik de yaptı. Kosigin bizi yanıltmıyor neyse ki bugün ya. Onun build'leri hep sağlam. Yere sağlam basıyor. Alışkın şansa vermiyor şekilde. Hiçbir şeyi. O Silence'dan çıkabilmek için. Şimdi Orchid de geldi. Life or Win. Life or Win. Life or Win. Elon Hunter da geldi. Snowball geliyor. Kosigin. Nazarı değdirdik galiba. Guardian'ı bile basamadı. Can be. Evet. Queen of Pain bu arada Arcane Rune aldı. Ulti dolup aktif ederse Arcane Rune'la birlikte Aghanim'i de yeni gelmişti zaten Queen of Pain'in. O yüzden biraz önce 50 saniye cooldown'daydı ultisi. Şimdi bu Arcane Rune'la beraber ultiyi kullanırsa dediğin gibi daha da düşecek cooldown'u. Şimdi Batrider'a bir Aghanim tercihi geldi. O range içerisinde birbirine bağlayabilir. Umarım bunu da görmüyorlardır Canberk. Bunu görüyor. Kim görüyor? Yayın. Yok yayın değil ya. Hani bizim sesler gidebiliyor voice activation açtığımızda. Yok onu görmezler ya. Umarım öyle bir bug da yoktur. Yani zaten üzerindeydi de sorun olmaz sanırsam. Bu arada Divort da geldi orada Ion Sate'e bıraktılar gold'u.
Pusingez mi bu oyunu bırakmayacak gibi gidiyor. Yani farmı çok iyi 6-3-8 oynuyor. 250 Mantayı lastiği da var. Bitirdi. Evet, o da üstüne gelecek şimdi. Juggernaut'a oranla katla CD farmı var. Spekimba bu arada midde ultiyi açtı. Attı daha doğrusu Arcanon'u aktif edip 20 saniye tekrar dolacak. Bir kombat daha yapabilir. 300 mana istiyor zaten şu anlık Sonic Wave. Bu Arcane Rune'u late'de de çok güzel iş yapıyor. Gerçekten Queen of Pain gibi bir hero'ya da ekstra özen gösterdiğini görüyoruz bu rune'la. Hı. Mantayı açtı şimdi Pozingez mi? Yavaş yavaş Tavr'a vurmaya başlayacaklar. Bakar mısın? Her iki tarafta manta açıyor. Skadi'yi de bitirdi. Üzerine getirdi. Juggernaut. Aetherlands var. Belki uzaktan disable'layıp bir şeyler deneyebilirler. Yukarı çıktı. Pozingez mi? Farm için. Yani Morphling bu... Oo, Lasso geldi şimdi. Kalandı Weaver. Üstüne teklemeci. Direkt Sonic Wave'e bile gerek yoktu yani. Aradan çıkarmışlar da Eol geldi, Ion Sate. Ion Sate orada mantayı açtı. Wave'e ihtiyaç bakalım zorlayacak mı? Blade Fury'e... Kosigin'i yakalamak istiyorlar. Ulti'yi dojladılar da bir support kill'ine karşılık safe lane, off lane artık hangisini tercih ederse ona karşılık bir değişim var. Tekrar fight'a girebilirler. Lav'un ultisinin dolmasına 8 saniye var. Hı. Revo'nun lassosu bu arada hazır değil. Orada shotgunsız aradan çıkardılar Witch Doctor'ı. Life Orb'in girdi, dagger attı, Revo yaklaşıyor, Sonic Wave geldi. Mecha basıldı, onun araya gitti, evet üstüne döndüler. Juggernaut'a, Juggernaut kaçmayı başardı, yalnız shotgun geliyor orada, mantayı açtı. Pozingez mi? Akame'de yakalanacak, onu da kesmeyi başarıyorlar. Buradan Rax'a gidebilirler mi? Juggernaut'la Weaver var. Biraz zor, 1.5k gold almışlar buradan da. Ve Pozingezmi'nin üzerinde 2.9k para oldu. Şimdi Lasso geldi. Blade Fury orada cooldown. Direkt çok önemli teklediler. Bir kill. Buyback'i de yok. Buradan Lane Rax'ı alabilirler. Savunabilecek kimse yok çünkü. Hı. Açıkçası ilk oyun daha da zorlanmıştı. Terfesi çekimi ama bu oyunda... Kosigin'in soru işareti var minimap'te. Iron Set yukarıda park. Direkt onu göstererek fark ettin mi? Soru işareti geldi. Şöyle bir snowball geliyor Kosigin'e. Pozingez mi? Sente dikildi. Üstüne ulti geldi Life Orb'inden yerinde. Güzel bir ulti. Linken patladı. Evet, Prophet'in ultisi olacak. 3 saniye sonra doğacak o da. Bak Weaver satmış sabriyi. Madalyon Dezo yaşa var. Bu arada 80 candan, 80 candan döndü. 80 candan. Yani PT yanlışlıkla agility'de kalsa ölmüştü. Hı hı. Neredeyse. Şimdi bir lasso daha geldi Revo'dan. Yakaladı. Aghanim var bu arada Revo'da. Ulti'yi de açamadı. Onu da belirtelim. Hı hı. Buradan ikinci Rax'a gidebilirler bile. Pozingez mi tanklayabilir de o play'i. 32 armoru var şu an. Gerçi şey oldu. 31 artı 2 armor var. Sonic Wave ile birlikte Life Orb'inde farm yapıyor. Ulti harcadı diye bir sinyal geldi. Ve kitap okuyan isim şimdi de Lion oldu. Bir de Bounty Rune. Bu oyun ilk oyuna göre biraz daha kolay oldu sanki Dark Passage adına. İlk oyun bayağı zorlanmışlardı oyuna adapte olma konusunda. Şimdi Lotus gelecek. Ancient farmı yapıyor Kosigin'de. Evet. Herkes rolleri bir değişti sanki ya. Lotus Orb dediğin gibi. Diyebilir şimdi birazdan. Birlikte kesmeye başladılar. Çalacak mı bakalım. Gözüm orada. Büyük heyecan.
Yok. Bu stand. Oyun farma geçince neyle eğlensem diye vakit ayırmaya çalışıyorum da bazen olmuyor. Bak Hexat'ta onlar da benim gibi düşünüyor. Bayağı rahatlar ya, şu anda Morphing'in farmına çok güveniyorlar. E Queen of Pain'i gözden kaçırmıyorum, o da Shiva almış. Bak 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 bak, çabuk çabuk. İkisine bak stalı ya. Tosla. Ulti atacak şimdi Iron Seed, en son olacak. Kombatı verecekler. Bitti yalnız, love yakalandı. Forbidden BKB'yi açtı. Uzaklaşıyor Blink'le birlikte. Stun üstüne dagger attı orada da Iron Seed. Yok hani hafif bir şeylik var onlarda da ama. Peki bir aganim gelir mi Morphling'e? Şimdi Lasso orada double Lasso üstüne Sonic Wave. Aganim'i Remo bize gösterdi bu turnuvada. Üstüne kes sekiyor da Wishtaker Ward'u açtı. Geriye çıktı Morphling. Kosigin kaçmaya çalışıyor Estalyan'da. Fly for win. Kill almayı başardı. Juggernaut kesti. Lotus var. Şimdi Wishtaker'ı da kesiyor. Devam edecekler mi bakalım. Pulse geldi. Weaver disconnect attı. Ayaküstü bir de... Ayaküstü bir GG geldi. Abi... Tavsiyon... Keşke kalbi bana attıktan sonra yazmasaydın. Evet, bugünlük de oynanan maçların sonuna geldik. Çeyrek finalden Dark Passage ve Massive Makers çıkıyor. Bunlar birbirleriyle karşılaşacaklar değil mi Canko şimdi yarı finalde? Dark Passage ve Massive Makers. Bakmam lazım. Doğru biliyorsam öyle ama. Öyle. Aynen ha, öyle. Öyle yarın HVA Zone maçı var. BPI Ant karşılaşması olacak aynı zamanda. İzlediğiniz için teşekkürler. Sayı bayağı fazlaydı. Ufak hatalarımız oldu ama hep birlikte kaybolduk, eğlendik. Sabri Reis'i kendisi de satmış en son ya gördüğüm kadarıyla. Aynen. Evet bakayım. Sabri Reis'ten vazgeçmiş. Sabri Galatasaray'ında demiş. Sabri Galatasaray'ında neyse ben de bilmiyorum. Neyse yorulmuşuz, hadi spekimba. Biz kendi evimize dönelim. Yarın görüşmek üzere.